Evet efendim, beklenti raporunda kaldığımız yerden devam ediyoruz dedik. Her pazartesi olduğu gibi Yücel Tonguç Erbaş bizlerle, Ahlatçı Yatırım Yöneticisi diyeyim artık size. Tonguç Bey. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Günaydın, hoş geldiniz. Güzel bir hafta olur inşallah. İnşallah. Haftanın ilk işlem günü sizinle açmak o nedenle güzel oluyor. Şans getiriyorsunuz sanırım. Bilmiyorum. Güzel haftalar ya, öyle yaşıyoruz. Öyle düşünmeyin. İyi hafta var, kötü hafta var. Şimdi onun 52 haftanın hepsini ben iyi yapamam yani. Öyle bir enerjim yok. Bilmiyorum. Sizden beklentimiz yüksek. Bu arada bizi YouTube'dan takip eden, yorum yapan herkese, onlara da günaydın diyelim. Çok teşekkür ederiz. Burada bizim destekliyorsunuz yorumlarınızla birlikte. Çok güzel şeyler yazıyorsunuz. Herkese merhabalar. Ya şey söyleyeyim, çok enteresan. Geçen hafta biz burada konuşurken söz döndü dolaştı şeye geldi. İşte finansal okuryazarlık, eğitimler vesaire. Biz de geçen hafta valla seyreden çok var size, onu söyleyeyim. Benim görebildiğim kadarıyla. İşte evet. Bolu'da olacağımızı, Zonguldak'ta olacağımızı burada söylemiştik, söyledik. Konuşmuştuk. Bir dostumuz izliyorsa ona da selamlar olsun. Gittik cumartesi günü. Sizin programın ve kanalın da şöyle bir enteresan şey var, yatırımcı ulaşma veya izleyici ulaşma durumu var anladığım kadarıyla. Daha hisse ağırlıklı, borsa ağırlıklı bir program içeriğiniz olduğunu söylüyorlar. Ve Bolu'ya da birçok aracı kurumun daha önce gelmediğini, işte buradan duyduklarını, bu vesileyle de şunu ifade edeyim. Yani varsa yine hani belli şehirlerde sizleri izliyorlarsa, birçok sosyal medya kanalından, işte şirket telefonlarından bizlere, sizlere ulaşabilirler. Kesinlikle. Arzu ederlerse biz yani elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce bunları anlatmaya, siz yayınlarda tabii çok detaylı giriyorsunuz konulara ama birebir temas içerisinde bulunuyor. Çok sevindim yani ben de. Yani çok etkili bir durum da söz konusu. Tabii Ahmet Hocam'ın da çok etkisi var bunu da anladığım kadarıyla ama evet. Bizleri de izliyorlar, sağ olsunlar. Herkese buradan selam. İstedikleri zaman arayabilirler. Tonguç Bey, Kaan Bey hemen sormuş. Şen Bey bu arada demiş Bolu toplantısı iyi geçmiş diye duyduk. Kaan Bey de mesela Zonguldak'a ne zaman geliyorsunuz demiş. Cumartesi günü oradayız, bu cumartesi. Bu cumartesi. Bir üniversite etkinliği, şeyi de belirteyim aslında. Evet, yeni duydum demiş. Üniversitenin yani yalnızca biz gitmiyoruz. 8 tane değerli dostumuz orada olacak. Bütün gün süren bir etkinlik. Dışarıdan katılım oluyor mu bilmiyorum ama tabii ki herhalde hoş karşılarlar diye düşünüyorum. Biraz araştırsınlar Bülent Ecevit Üniversitesi üzerinden. Çok da iyi bir ekip. Bir aydır da tanıtım yapıyorlar. Harika. Bir aksilik olmazsa gidip yine sohbet edeceğiz. Bekleriz yani inşallah. Farklı illerde varsa. Evet, Tonguç Bey'den şimdi açık teklif geldi efendim. Bizi izliyorsanız, takip ediyorsanız bulunduğunuz şehirde kesinlikle. Finansal okuryazarlık adı altında hani bu şekilde seminerlerin, eğitimlerin verilmesini istiyorsanız bize ulaşabilirsiniz, bana ulaşabilirsiniz. Zaten sosyal medyadan Tonguç Bey'e ulaşabilirsiniz. Ben de seve seve iletiyor olacağım. Bazen soruyorlar işte ücretli mi hocam bunlar, ne yapmamız lazım? İnanın bizim öyle bir beklentimiz yok tamamen. Tabii ki şirketimizi de tanıtıyoruz ama esas amacımız hani gittiğimizde sohbet edelim. İnsanların bir eksiği, birine danışmak istediklerinde, çünkü şunu görüyorum, belli alanlarda bir şeyleri var, networkleri var. O kişiler de böyle çok yoğunluktan ulaşamadıklarında ne yapacaklarını biliyorlar. Alternatif olabiliriz. Çok değerli insanlar var bu sektörde. Biz de herhangi birine ulaşmalarında fayda olduğunu düşünüyorum. Deyip çok uzatmayayım ama çok doğrusunu yapıyorsunuz. Memnun en doğrusunu oldum yani. Evet. Yaptığınız, verdiğiniz bu eğitimlerden ben de son derece memnunum. Hani ben istiyorum ki hani evet piyasada, çünkü hani borsanın düzenlemiş olduğu, hani sizinle de görüşüyordur eminim aracı kurum yöneticileriyle. Aslında yapmaya çalıştığımız şey tam olarak biz bu piyasada hani küçük yatırımcının koruması, bilinçlendirilmesi, piyasaya yeni yatırımcının kazandırılması. Ama ben bu yeni yatırımcıları kazandıralım da ha kazansan gel burada aracı kurumda işte 6 ayda paranı batır git de yenisini getirelim. Zaten aracı kurumun bundan hiçbir faydası yok. Aracı kurum sizi ne kadar uzun süreli elinde tutup, öyle değil mi? Tabii ki. Size ne kadar zaten kazanç sağlayabilirse siz daha vefakar, daha uzun soluklu bir müşteri olursunuz. Kazan kazan ilişkisi. Kesin. Burada aracı kurum da kazanır, siz de kazanırsınız. Bu çok yanlış anlaşılıyor. Yani yıllarca aracı kurumda çalıştığım için insanlar sanıyor ki kendi kaybettikleri paraları aracı kurum kazanıyor. Yok öyle bir şey. Aslında aracı kurumun derdi de sizi bu piyasada tutabilmek uzun soluklu. Ama hani siz ne kadar bilgi sahibiyseniz, mesela aracı kurumda ya değil mi Tonguç Bey, yatırım uzmanı arkadaşlar var. Hiç değilse bir istişare, tabii, yatırım tabii. istişaresinde bulunurken siz de fikrinizi beyan edebilirsiniz. Hani bu çok önemli bir şey. Ya şimdi ben gelirken kanalı bir şey duydum. Bir kanalda, radyo kanalında bilinçli sürücüler
için işte bir etkinlikler vesaire. Hı hı. Yani bu aşamaya geldiyse hani bilinçli bir sürücü veya işte şey tarafında yani hiç sektörle alakalı olmayan bir yerde bile insanların bilinçlenmesi isteniyorsa bu eğitimde de var, hukukta da var, sigortada da var, neyse işte bireysel emeklilikte var. Dolayısıyla şeye katılıyorum, bizim yatırımcılarımız çok negatif tecrübeler yaşamışlar maalesef. Mesela yıllar boyunca. İyi tecrübeler yaşayanlar da var bu arada ama hani sanki oran daha negatif tarafta gibi. Ve böyle bir yakınlaşma olduğunda da şaşırıyorlar yani şeyde, ben onu hissettim. Hı hı. Yani ne işiniz var gibi oluyor, hani biz buradaydık zaten yıllarca. İnanın ben diğer arkadaşlarımı da bildiğim için sektörde yani neredeyse hepimiz... Evet, bir profesyonel çalışıyoruz belli kurumlarda ama ilk önceliğimiz belli kişilere ulaşıp bilgimizi aktarmak. Hadi diğer sizin söylediğiniz işte işlem yapılması, para kazanılması, kaybedilmesi, portföy oluşturulması vesaire, bunlar zaten aslında profesyonel yatırım tarzına giriyor. O zaman insanlar istediği kurumu seçer, istediği kişiden danışmanlık alır, istediğine danışabilir. Ama bizim kapımız açık, onu söyleyeyim Erzincan. Mesela bu arada Ali Bey de Erzincan'a bekliyoruz demiş, onu iletmiş olayım hazır bu kanaldan. İnşallah. Metin Bey de aracı kurumda işlem yapıyorum ama bilgi alamadım hiç bugüne kadar demiş. Ben buna katılmıyorum. Yani bilgi alma katılmıyorum derken Metin Bey sakın yanlış anlayın. Siz Tuşum Bakanı'na değil, bir aracı kurumda çalışıyorsanız öyle değil mi Tonguç Bey? Siz daha iyi de yönlendirmek bilgi alıyordur da yeteri kadar istediği ya da tatmin olmayabilir. Yani ama çünkü... Tonguç Bey bazı aracı kurumlarda hakikaten bilgi alınamadığını biliyorum. Yani telefonla arayıp çünkü şöyle birçok müşteriyle çalıştım ben de bugüne kadar. Kesinlikle burada zaten isim telaffuz etmek asla doğru olmaz. Ama hani nereden ne şekilde bilgi alamadıklarını, telefon aradıklarını, ulaşamadıklarına çok şahit oldum. Bundan dolayı kurum değiştirenle çok fazla yatırımcı biliyorum. Şöyle söyledim yani mesela her kurum bir bülten yayınlıyor. Ne bileyim belli bir yazılı bir metinle yatırımcılara bilgi vermeye çalışıyor. O açıdan dedim yani belli kanalları vardır. Ama tabii ki belli şirketler biraz daha ön plana çıkabilir. Yani benim mesela çok da yakından bilirler böyle şirkette iki kereden fazla telefon çaldığı zaman bir irite olma durumum var. Çünkü o herkes olabilir, yatırımcı da olabilir, bir dostumuz da olabilir, bir iş içinde bizi arıyor olabilir. Kesinlikle. Dolayısıyla yani bu ben kendi adıma... Bu bizim çalışırken evet en büyük desturumuz yani evet. Telefonun üçüncü defa yani çalmayacak. Çok hoş olmuyor. Hı. Bir evimizde de aynı şekilde bir acil bir şey olabilir. Dolayısıyla yani biz ahlakçı yatırım diyelim artık o kurum çalışanı da beni tanıdıkları için ne zaman isterlerse mahcup olmadan hizmet vermek isteriz. Mehmet Bey sizlere çok teşekkür ederim güzel yorumlarınız için. Yani mümkün olduğu kadar evet burada objektif hani sizler için yapıyoruz zaten öyle değil mi? Biz de kendi aramızda sohbet etmiyoruz burada sizler için yapıyoruz bu yayınları. Çok teşekkür ederim böyle güzel bir geri dönüşümler aldıkça. Tonguç Bey evet şimdi birazcık da piyasayı konuşalım. Hazır yatırımcıları bilinçlendiriyoruz. Biraz da buradan bilinçlendirelim. Şimdi bugün piyasalara baktık. Haftanın ilk işlem günü Asya piyasaları pozitif. Japonya'yı ayrı tutuyorum çünkü veri kaynaklı bir negatif görüntü var. Hatta bugün Asya Lunar tatilinden sonra 2 Şubat'ta dönmüştü. %8, %9 bildiğiniz gibi aşağıda gap'li açmıştı. Bugün o gap'i de kapattı. ABD piyasaları bugün kapalı fakat vadeliler de pozitif. Borsa İstanbul'da da Cuma günü bildiğiniz gibi 120 bin üzerine bir kapanış gerçekleştirdik. Bugün hani bu ışıkta, bu veriler doğrultusunda Borsa İstanbul'a pozitif bir açılış beklemek yanlış olur mu? Siz Viyop'u da açarsınız. Viyop'u açacağız. 3 dakika kaldı hemen söyleyeceğim. Bence pozitif yani anlattığınız senaryo içerisinde pozitif olur. Esas o pozitifliği etkileyen bence şöyle bir durumda var. Cuma günü biraz piyasaların yani böyle altına bakıyorum işte riskli varlıklar diye tabir edeceğimiz alandan biraz daha güvenli limana gelirken şöyle bir durum oldu. Yani insanlar o 3 gün içerisinde virüs nasıl yayılacak, ne olacak hani bir günde bile çok şey değiştiği için bir tedirgindi. Ama pazartesine geldiğimizde görüyorum ki şöyle bir durum var. Bu virüs işte çok girmeyeyim ama işte vaka sayısından gücüne, iyileşme bakın şöyle bir şey. Hep biz ölü sayısı, vaka sayısı konuşuyoruz. 10 bin kişiye yakın da bugüne kadar hani hastalığa yakalandığı düşünülen ve buradan bir toparlaması iyileşmiş hasta sayısı da mevcut. Dolayısıyla bunların hepsini böyle ard arda koyduğunuzda bir kere virüs olayı sizin de bahsettiğiniz gibi Çin'de bile hani endeksleri bu kadar az etkilemesi bir daha pozitif bakmamıza neden oluyor. Bir de Amerika'nın kapalı olması bir nebze oradaki oynaklığı azaltıyor. Dolayısıyla ben güne iyi başlayacağımızı hatta yani Türkiye için konuşuyorsak hafta genelinde de
daha pozitif gideceğimizi düşünüyorum. Çünkü belki biraz sonra hisseleri vesaire de konuşuruz. Bakacağız. İşte Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı görüşmeleri var. Telefonla görüşmesi mesela, değil mi? Piyasaları çok pozitif etkiledi. Bence yani o bir destek olacaktır. Yani Türkiye bu İdlib meselesi ve Suriye meselesini tekrar geride bırakırsa geçen seneki Ekim gibi, ben açık söyleyeyim, böyle rakam çok vermeyi sevmiyorum ama bir 5000 ile 7000 puanlık bence endeks üzerinde çok rahat kısa sürede etkisi olabilir. Ki 125 binler bizim için önemliydi. 120 binde olduğumuzu düşünecek olursak aslında tam da direnç seviyelerine işaret ettiniz. Evet, şimdi VIOP'u açmaya hazırlanıyoruz. Şimdi VIOP'u açtıktan sonra sizinle zaten birazcık daha hisse bazlı gidelim istiyorum. Çünkü Barış Ürkün de sağ olsun, teşekkür ederiz sizden bana bugün erken saatlerde hemen sizin model portföyünüzü göndermiş. Bu hafta hangi hisselerde pozitif beklenti içerisindesiniz? Ben birazdan onu da rica edeceğim borsayı açtıktan sonra. Evet, şimdi yorumlar gelmeye devam ediyor. Hakan Bey, sizlere de günaydın, iyi haftalar olsun. Evet, bir izleyenimiz de PPK toplantısından tahmininizi sorar. Şimdi bu hafta gözler hem çarşamba günü Merkez Bankası'nda olacak. Şimdi VIOP geldi bu arada. Sizin beklediğiniz gibi pozitif bir açılış yaptık. 145 bin seviyesiniz %0, mesela 50 diyeyim. Çünkü sürekli değişiyor rakamlar. Pozitif bir başlangıç yaptık Tonguç Bey. O zaman hayırlı uğurlu olsun herkese diyelim. Şimdi bu hafta tabii Çarşamba şöyle, günü önemli. Evet, şöyle bir şey var. Yani iki büyük Merkez Bankası'nın tutanakları var. Amerika ve Avrupa'nın Fitch hafta sonuna gelecek diye açıkçası gelirken duydum. Baktığımda şey içerisinde, rapor içerisinde. Bizim Merkez Bankası sanki en önemli değişken olacak bizim için. Yani beklentimi söyleyeyim. Normalde Merkez Bankası çok böyle... Ne diyelim, tahmin edilebilir bir merkez bankası değil. Değil, bizim. Evet. Yani bir Fed değil, bir ECB değil. Ama şöyle düşünüyorum, şimdi geçen toplantıda evet biraz beklemesi gerekebileceğini konuşmuştuk ama 75 bas puanlık bir indirim gelmişti. Tahmin ediyorum Aralık'tan bu yıla kalan bir beklentiyle Merkez Bankası bunu yaptı. Yani normalde bizim raporlara da verdiğimiz herhangi bir değişikliğe gitmeyeceği yönünde. Burada da aslında tezimiz şöyle, yani 11-20'ye gelmiş bir 2 yıllık gösterge var. Ocak enflasyonunu görmüşsünüz %12'nin üzerinde. CDS'ler son işte İdlib meselesi vesaire biraz 270-280'lerde. Dönüyorsunuz kura bakıyorsunuz, tamam dedik ki enflasyon bazlı bir yükseliş bekliyoruz ama onun limitine gelmiş 6.04-6.05'lerde 12 tane toplantınız var. Tamam, ileriye dönük bir enflasyon beklerken geçen toplantıda başkan şey dedi. İlk dönemde hani biraz daha kalıcı bir enflasyon, sonra bir düşüş görebiliriz diye. Bu beklentiyle bence bu toplantıyla pas geçebiliriz. Zaten mevduat ve kredi faizleri yani bankacılık içerisinde değişmesiyle birlikte çok aşağı indi. Yani dolayısıyla yeteri kadar o marjı kullanıyoruz. 12 toplantıya da baktığımızda hani bir Şubat'ı pas geçmek yani böyle çok da kötü bir senaryo gibi gözükmüyor. Hatta iyi bile algılanabileceğini düşünüyorum şu an için. Dolayısıyla bir değişiklik beklemiyoruz. Bu arada İbrahim Bey, Armağan Bey, herkes size de günaydın. Hatta şunu düşündüm ben, sabah Kutay'la da konuştuk. Hani biz birazcık daha birkaç ay boyunca enflasyonda yukarı yönlü bir hareket ama enflasyonun geri çekilmesi birazcık daha yılın ikinci yarısından sonra olur dedik ya. Merkez Bankası'nın belki ana hamleleri de yılın ikinci yarısından sonra olsa birazcık daha yani piyasa beklentileri içerisinde bize birazcık nefes aldırılacak şekilde olmaz mı? Ne dersiniz? Şimdi şöyle, Merkez Bankası hep o çekirdek enflasyon, işte kalıcılık var mı enflasyonda, buna baktığını söylüyor ama yıl içerisinde şeyini değiştirebilir, görüşünü. Dolayısıyla belki o tarafta yavaş bir gelişim, hani petrol fiyatlarını ne bileyim biraz kur hareketine falan bakarsınız ama enerji tarafını dışarıda bıraktığınızda. Dolayısıyla şu aşamaya geldiğimizde sanki bir çok rahat pas geçebileceği bir ortam var. Ve piyasada aslında faiz açısından da bu sefer Merkez Bankası'nı biraz o noktaya doğru yaklaştırmış gibi gözüküyor. Ben bunu göz ardı edeceğini düşünmüyorum. Diyeceksiniz ki her zaman konuştuğumuz yani Merkez Bankası işte 300 bas puan indirdi, 500 bas puan yükseltti ya da nötrde bıraktı, yani değiştirmedi. Bu tamam, bunu bilelim, tahmin etmek güzel bir şey olabilir. Ama bunun piyasaya etkisi,
O anki kur seviyesi, o anki borsa seviyesi veya işte etkilediği diğer tahvil faizleri neyse onları tahmin etmek önemli değil mi? Yani yatırım, kesinlikle. Tamam ben dedim ki buradan bildim, değiştirmeyecek. Bildim 25 pas puan, tamam bildim, peki ne işe yaradı değil mi? Aynen. Evet. Dolayısıyla hep onu savunuyorum ben. Hani benim görüşüm şu, Merkez Bankası faizi değiştirmez ve biraz daha yurt dışı piyasalar müsaade ederse 6.04-6.05'te kura girerseniz belki 6.02'ye kadar bir gerileme görebilirsiniz. Borsa bence çok etkilenmez açık söyleyeyim. O anki diğer değişkenlere bakıp devam eder aşağıya da yukarı. Tahvilde de zaten 11.20'deyiz gösterge tarafta. Orada da hani bu çok sürpriz olacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla piyasayı çok dalgalandırmaz. Zaten bunu da istiyor olduğunu düşünüyorum. Diyerek böyle bağlayayım açıkçası. Hı hı. O zaman ben arkadaşımdan sevgili Tuba'dan rica edeceğim sizin model portföyünüzü. Mesela 17-21 yani bu hafta içerisinde evet. Sizin beğendiğiniz model portföyünüzde bulunan hisseleri isteyeceğim ekrana. Ben şimdi hisseleri bir göz gezdirdiğimde Türk Hava Yolları, ODAŞ, Halkbank, Emlak Konut ve Aselsan olduğunu görüyorum. Raporu da rica edebilirsek mesela Türk Hava Yolları ile başlayalım. Hedef fiyatı olarak 15.80-15.95 vermişsiniz Türk Hava Yolları. Şimdi şöyle bizim model portföyü biz şöyle düşünüyoruz. Dikkat ediyorsanız portföy ekleme tarihlerimiz var. Hı hı. Ve aslında genelde tutucu bir model portföy. Yani hep BIST 100 içerisinde düşünüyoruz. Daha genel, orta vadeli böyle çok riskli değil. Ama likit. Evet daha likit bir portföy üzerinden gitmeye çalışıyoruz. Hani izleyiciler dikkat ediyorsa. Şimdi bu hafta için şöyle söyleyeyim. Mesela bu model portföy içerisinde büyük ihtimal ODAŞ ve Halkbank biraz daha sürpriz hisseler. Ama Aselsan... Ki ODAŞ çok soruluyor mesela bu aralar bizim. Ya şimdi böyle konuşacağız mı birebir direkt hisseleri? Hadi konuşalım. Peki. Şimdi şöyle hava yoluna çok para girişi var. Yani çok para girişi derken öyle miktar söylemeden de çok para girişi var derken. Yani statik bir şey duruşu yok. Böyle giderek artan bir oraya talep var gördüğüm kadarıyla. Ve burada iki kere İran ve bu koronavirüsü hikayesinden havacılık sektörüne gelen negatif görüntü mesela 15'lerdeydi. Biz bunun ortadan kalkmaya başladıkça bu para girişinin hava yollarını biraz daha yukarı taşıyacağını düşünüyoruz. Hani bir hedef fiyat ve zarar durdur seviyesi veriyoruz ama yatırımcılar da şöyle dikkat etsinler. Yani mesela olur da çok kötü bir açılış olduğu zaman bazı haftalarda o seviye çok hızlı bir şekilde gelebiliyor. Ama hafta içinde toparlaması yani şu aşağıda gördüğünüz oranlarda aslında yine de hedef fiyata ulaşan birçok hissemiz var. Ve biz bunları haftalık derken bir aya kadar da yaymaya çalışıyoruz. ODAŞ'ta sorulan ne tam bilmiyorum yani ne soruyorlar. Bu aralar çok fazla yani ben mesela hani daha çok teknik analiz çok konuşuluyor. Evet, çok konuşuluyor. Çok soru geliyor ODAŞ'la alakalı şunu, mesela. Yani, bu da sizin bu hafta model portföyünüz. Bizim gördüğünüz aslında birkaç haftada bakın geçen haftada da vardı. Şimdi bedelli sermaye artışı yaptı. Aynen öyle. Eğer bilançosuna veya gelir tablosuna ya da finansallarına bakıyorsa insanlar bir negatif kar hala görüşüyor ya da negatif zarar gözüküyor diyelim. Ama bunun giderek azaldığını ve faaliyetinde de bir kar marjı oluştuğunu görüyoruz. Düşen faiz ortamının bu hisse senedine yarayabileceğini, işte bedelli sermaye arttırımıyla da biraz daha sermayesini güçlendirdiğini, orta vadede bu nedenden ki biz bayağıdır bir takip ediyoruz, yükselebileceğini şu an için düşünüyoruz. Yani yalnız haftalık fiyat hedeflerinden de yukarıda bizim kendi yaptığımız raporlarda fiyatlar oluşuyor. Tabii 2.32-2.40 verilmiş ODAŞ'ta. Bu haftalık fiyat. Evet, haftalık beklentimiz. Dolayısıyla bilanço açıklaması sonrasında yeni bir analizle, hani yeni bir fiyat değerlemesi yapabiliriz. Dönelim Halkbank'a. Bu arada Halkbank'ın bilançosunu da karşıladık. Geçen yıla göre yani açıklanan rakamlar oldukça iyiydi. Şimdi şöyle, Halkbank'ın biliyorsunuz özel bir durumu var. İşte dava süreci vesaire devam ediyor. Ama bankacılık sektöründe hep şöyle bakılıyor. Bir öneri yaparken de her zaman hissenin riskini de yatırımcıya belirtmeye çalışıyoruz. Kesinlikle. Dolayısıyla herhangi bir haber gelir, Halkbank'ta bir negatif görüntü de olabilir dava süreci. Ama siz de burada 6.93-6.85'e de o nedenle stop seviyesi koymuşsunuz. Evet. Burada konuşurken bunu da konuşmak, yani bunu da iletiyorum. Stop
seviyeleri de şöyle, bir yakın bir de uzun vadeli, yani bir trend içindeyse bir hisse senedi. Bir nasıl endekste ne diyoruz? 118 bin bir de 113.500. Yani şu an oluşan stoplar niye? Bir tane yakın stopumuz var. Hani olur da sizin yakın aldığınız, yakın tarihte aldığınız. Yani 120 binden aldı mesela yatırımcı malı. Ama aynen, bir de 93 binden alan kesinlikle var. Kesinlikle. Dolayısıyla her zaman yakın ve uzun bir stopla gitmeniz lazım. Tabii haftalık olduğu için biz daha kısa vade öngörüyoruz. Ama Halkbank'ta şöyle bir durum var. Bu riske rağmen bankacılık sektörü içerisinde fiyatı, endeks içerisinde de ve işte sizin söylediğiniz gibi hani finansalları, bankacılığın geleceği vesaire konuşulduğunda ya şu an için ucuz gözüküyor açık söylemek gerekirse. Bu riski almak isteyen yatırımcılar da yani bu hafta içerisinde herhangi bir sıkıntı yaşamayacağını düşündüğümüz için model portföyü etkiledik ama bana kalırsa uzun vadeli de portföylerde Halkbank bence Türk Hava Yolları ile birlikte hani ana hisseler içerisinde bulunabilir diye düşünüyorum. Emlak gayrimenkul ve 1.78-85 bu haftaki evet, hedef fiyatı. Şimdi şöyle bir şey var. Yatırımcılar dikkat ediyorlarsa bu gayrimenkul yatırım ortaklıklarının emlak haricinde olanları hızlı bir yukarı hareket yaptı. Çünkü daha az likit, faizler aşağı geldiği zaman konut sektörü hareketlenir. Evet. İşte borcunu, harcını kapatır, eder, tekrardan piyasaya döner diyerek bir hareket oldu. Ama emlak konutta biraz daha hem bütçesi yani ne diyeyim kapasitesi daha büyük. Daha böyle yani hızlı veya yavaş hareketleri biraz ben balina edasıyla düşünüyorum. Yani harekete başladığı zaman tahtaydı, hızlanabilen. Evet yani biraz daha kalabalık da bir tahta. Dolayısıyla biz o burada yavaş yavaş emlak konutun bu hafta içerisinde de yoluna devam edeceğini, bir gerileme yaşamıştı, yoluna devam edeceğini düşünüyoruz ve hatta biraz Halkbank'a benzer fiyatının da bu yatırım gayrimenkul yatırım ortaklıkları içerisinde ucuz kaldığını düşünüyoruz. Son olarak Aselsan'ı şöyle bir... Şimdi burada biraz yatırımcı çekiniyor. Aselsan'ı evet 20 liralardan aldıysa doğru, şu an birazcık daha rahat olabilir ama buradan yeni yatırımcı girme konusunda bu kadar prim yapmışken biraz şuna çekindim, dikkat etsinler. Yine bu bir haftalık değerlendirmedir. Evet, haftalık. Piyasanın iyi olacağını düşünerek hatta 3 aylık bilançoya bağlı da bir Aselsan beklentimiz, genel kurula bağlı da bir Aselsan beklentimiz var. Biz 33,5 yanılmıyorsam yine bizim araştırma müdürümüz Barış Bey'in yaptığı analizde 33.50 TL bir çok güzel bir yorum geldi. Bu arada model portföyünüzün başarısına baktım. Yıl içinde neredeyse her hafta BIST 100 endeks artışını geçmiş. Tebrikler Tonguç Bey demiş. Tabii bu bir ekip çalışması demek lazım. Hepinize tebrik ederiz o zaman. Rica ederiz. Yakından takip edenler bizim internet sitemizde diğer model portföylere de bakabilirler. Sonuçta Aselsan için şöyle bir şey söyleyeyim. Hızlı bir yükseliş yaşadı. Dolayısıyla haftalığı yakalamaya çalışsınlar. Eğer olur da bir... hani riskli bir durum piyasalar için söz konusu olursa 27.45, 27.05 iki tane zarar doğrusu evet, seviyesi de var. Bu seviyeleri de unutmasınlar ama 3 aylık bilanço Aselsan'da iyi gelirse eski fiyatlara bu sefer gerçek fiyatı olarak gidebilir. Biraz böyle kapalı bir şey kapalı yapayım. Bir, kapalı bir kapanış verir, yapalım o zaman. Tonguç Bey çok teşekkür ederim. Teşekkür yine vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. O zaman haftaya pazartesi yine aynı saatte görüşmek İnşallah. Üzere diyelim. Efendim beklenti raporunu burada noktalıyoruz. Sevgili Murat Tufan'la birlikte birazdan ilk seansta yine sizlerleyiz. Görüşmek üzere.